Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bakanlar kurulu önemli açıklamalar yapmıştı. Bu konut paketi, 3-7 paket. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç da bu paketi değerlendirdi. Açıklamalarını izleyelim. Tabii 3 farklı başlık altında incelemek lazım. Birinci başlık ve bizi aslında en çok ilgilendiren ilk defa konut alacaklara sıfır konutlarda 0.99 kredi oranı var, faiz oranı var. Ve günümüzdeki faiz oranlarına baktığımızda özellikle kamu bankaları dışındaki bankalarda 1.50, 1.60, 1.70'lerde oranlar var. Ve buna baktığımızda çok iyi bir oran 0.99. Tabii bu oran açıklandıktan sonra da talepler de artmaya başladı. Biz de bunu hissediyoruz. Diğer ikinci pakette ise aslında biraz daha döviz ve altın noktasında bir dövizin yükselişini de engelleyecek bir paket. Burada dövizini bozduran Nisan 1'den önce hesabı olanlar için, döviz hesabı olanlar için dövizini TL'ye çevirenlere de yine aynı imkanlar, uygun kredi faizi imkanları sunuluyor. Ayrıca altını yastık altında dediğimiz, tabir ettiğimiz altınlarda ekonomiye kazandırılırsa yani Merkez Bankası aracılığıyla bozdurulduğu takdirde onlar da bundan faydalanıyorlar. Üçüncü başlığımız ise yine inşaat sektöründe biraz daha işte sıkıntı yaşayan veya şu anda inşaatı devam ettiremeyen firmalara yönelik bir başlık. Burada da %40'ın üzerinde tamamlanması olan inşaatlerde fiyatı bir yıl sabit tutmak kaydıyla yani daire fiyatlarını sabit tutmak kaydıyla devletin inşaat şirketlerine verdiği bir finansman var. Tam detayları henüz yayınlanmadı. Tabii yakın zamanda öğreniriz. Bunun da işte dediğim gibi şu anda inşaat faaliyetlerini devam ettiremeyen firmalar için avantajlı bir durum. Tabii bunların üçü de şu anda sektör için katkı sağlayacak bir paket oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde daha uygun oranlar da olur. Genel anlamda ülkedeki faiz politikasını bazen işte bizler de eleştiriyoruz. Bazen artışlar, bazen düşüşler oluyor. Ama tabii ki insanların konuta erişimi önemli bir şey. Konut barınma ihtiyacı. O yüzden devletimizin konut alımında destekleri daha da arttırması önem arz ediyor. Hele günümüzde kiraların da yüksek olduğu bu dönemde sektörün desteklenmesi ayrı bir önemi var. Sektörün desteklenmesinin çünkü 300'den farklı sektörü içerisinde barındırıyor ve lokomotif bir sektör. Yani 300 sektörü yanında taşıyan bir sektör. Sektör desteklenirse ülke ekonomisi de ciddi büyüme olur, gelişme olur. Sanayiye ve birçok alana da etkisi olur. Diğer bir husus da tabii insan faktörü. İnsanlar da konut sahibi olmak istiyor. Herkesin de konuta erişimi olması lazım. Bu bağlamda da bir de TOKİ projesi var. Oraya da bir kaynak aktarılıyor. TOKİ'de işte insanların uzun vadede, dar gelirli insanların uzun vadede ev alması noktasında bir destek var. Bu da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Konut imalatı alanında son bir yıllık enflasyonun %113 diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. %113'lük bir enflasyon var, artış var. Yani bu çok yüksek bir artış. %113 dediğinizde işte geçen sene atıyorum 1 milyon olan konut şu anda 2 milyon 130 bin liraya gelmiştir. Yani maliyet açısından değerlendirdiğimizde yüksek bir artış. Tabii insanların geliri de aynı oranda artmadı. Peki bu artışlara sebep olan inşaat kalemleri nelerdir? Orada neler yapılabilir? Şimdi bir de şunu izliyoruz. Son dönemde ihracatta işte artışlar var. Aynı şekilde ithalatta da artışlar var. Ama ihracattaki artışlara baktığımızda birçoğunun aslında o artışların işte dövizdeki yükselişten sonra dışarıdaki pazarda Türkiye'nin ucuz hale gelmesinden dolayı bir artış var. Bundan dolayı da birçok kalem yurt dışına gidiyor. Bu da ne yapıyor? İş piyasada da işte temin sıkıntısı başlıyor. Yeterli derecede arz olmuyor. Arz olmayınca da iş piyasada fiyatı yükseltiyor. Bazı kalemlerde hükümetin açıkladığı ve doğru bulduğumuz şeyler var. İhracat yasağı olan, yani ülkede yeteri kadar olmayan ve ciddi anlamda enflasyona uğramış, fiyatı artmış malzemelerde ihracat yasağı geldi. Bunlarla ilgili de biz mesela en çok yaşadığımız cam.
camda da bu uygulamanın olması lazım. Yani birçok kalemde en azından bizim ülkemize yetecek veya enflasyonu engelleyecek şekilde ihracat yasakları gelirse sektörün işte bundan sonraki en azından bugüne kadar yaşanmış maliyete yapılacak bir şey yok da bundan sonraki maliyet artışlarını engellemiş olur. Yani tabii doğal olarak artan her şey gerek gıda malzemeleri olsun gerek işte inşaat malzemeleri gerek konut fiyatları enflasyona direkt etki sağlıyor. Çünkü o oranda enflasyon da artmış oluyor. Böyle ne oluyor? Şu son 2 yıla baktığımızda ben şunu görüyorum. Yani bir kısır döngü var. Maliyetler neden artıyor? Bakıyoruz. Bir döviz etken. İkincisi petrol, enerji fiyatları var. Şimdi enerji fiyatları artıyor. Enerji fiyatları artınca sanayici, üretici fiyat maliyet arttırıyor. Doğal olarak maliyeti artıyor da yansıtıyor. O yansıttıktan sonra ne oluyor? İşte üretici firmalar veya işte ham maddeyi malzemeyi alan bizim gibi birleştiren firmalar diyeyim. Onlar da maliyet arttırıyor. İnsanların tabii alım gücü düşünce ne yapıyoruz? İşverenler çalışanların gelirlerini arttırıcı hamlelerde bulunuyor. Ve sürekli böyle bir döngü var. Artış devam ediyor. Enerji artıyor. Diğerine yansıyor. İşte maliyetler üreticinin artınca o yansıtıyor. Derken böyle bir kısır döngü var. Tabii bunun en büyük etkeni aslında bu kadar artışın dünya genelinde enflasyonun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Amerika'da bile çok ciddi enflasyon var ve Fed yıllar sonra bir faiz artışı kararı verdi. Bunlar hepsine baktığımızda pandeminin dünyaya verdiği zararı görüyoruz. Pandemi ciddi anlamda üretimin azaldığı bir dönem oldu pandemi döneminde ve bütün dünyaya zarar verdi. Ama bizim ülkemiz en çok hissedenlerden biri oldu. Burada da işte yeterli kadar döviz rezervimizin olmayışı ve ekonomideki yani beklediğimiz hamlelerin veya doğru hamlelerin yapılmaması diye özetleyebilirim. Tabii enflasyondan etkilenince ne oluyor? Maliyetler artıyor. Maliyetler artınca ne oluyor? İnsanların işte alım gücü düştüğü için satın almalar azalıyor. Bu şunu gösteriyor. Sektörde bir küçülme olacak. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde devam ettiği takdirde küçülme olacak. Şimdi geçmişte tabii sektörde neredeyse 17 yılımı tamamladım. Ciddi projeler yaptık. Ciddi konut projeleri ürettik. Ve bunlara baktığımızda bir dönemde faizlerin de uygun olduğu ve enflasyonun da düşük olduğu ülkenin çok iyi bir dönemi vardı. Yani bizim sektör temsilcisi olarak memnun kaldığımız dönem. Bu dönem nedir? 2014'e kadar, 15'e kadar aşağı yukarı böyle devam etti. Sektörde hareketlilik vardı, maliyetler bu kadar artmıyordu, enflasyon yoktu, insanların alım gücü yüksekti. Sadece yerli değil, yabancılar, gurbetçiler de konut alıyordu. Derken ciddi bir sektörün büyüdüğü bir dönem oldu. Ülke ekonomisi de aynı oranda büyüdü. Ama sonradan yavaş yavaş işte maliyetlerdeki artışlar, işte pandeminin girmesi, işte enflasyon, insanların alım gücünün düşmesiyle birlikte sektör yavaş yavaş gerilemeye başladı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da ben bir daralma bekliyorum. Yani sektör daralacak, küçülecek. Doğal olarak hem istihdamda kayıp olacak hem de üretimde kayıp olacak. Tabii şu anda devam eden projelerimiz var ve yeni lansmana çıkacak projelerimiz var. Devam eden projelerimiz arasında Manzara Park projemiz var. Kayseri'de Beyazşehir bölgesinde 3 bloktan oluşuyor. Toplam 200 daire. Ayrıca ticari birimlerin olduğu bir proje. Manzara Park projemizin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de ilk önce peyzajını tamamladık projenin. İnşaat başlamadan geniş bir peyzaj alanı var ve bu peyzajı inşaat başlamadan tamamladık. Peyzajın içinde neler var? Şelaleler var, gölet var, ayrıca çok geniş bir yeşil alan var, 2070 adet farklı bitki var, ırmağımız var. Ayrıca yine peyzaj alanının içerisinde kapalı sosyal tesisimiz var. Bu sosyal tesis içerisinde yüzme havuzumuz, hamamımız, sauna gibi sosyal alanlar var. Ve şöyle bir özelliği var, 18 bin metrekare arsası var. Bunun 3 blok yaklaşık işte blokların oturduğu alan 3000 metre civarında. Geriye kalan 15.000 metrekare ise büyük bir kısmı yeşil alan ve peyzaj alanı. Kalan kısmı da otopark ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan bir alan. Normalde bu alanda 7-8 blok da yapılabilir ama biz burada yeşil alana önem vererek yeşil kısmı daha büyük tuttuk. Diğer bir projemiz ise şu anda
Atakan Konakları. Atakan Konakları projemiz de Erkilet bölgesinde. Yeni başlayacağımız bir proje. Projenin lansmanı yapıldı. İnşaat süreci de yakın zamanda başlayacak. Atakan Konakları'nın birinci etabında 9 artı 2 villalarımız var. Büyük, geniş villalar ve şehir manzaralı villalar. Her villanın kendine ait havuzu da var projemizde. Atakan Konakları'nın ikinci ve üçüncü etabıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 3 artı 1 ve 4 artı 1 alternatiflerin olduğu iki etapta yakın zamanda lansmana sunacağız. Diğer yeni başlayacağımız projemiz ise Eren Kağan projesi. O da Ahi Evran bölgesinde, Ahi Evran mahallesinde Mazakalan, Anadolu Harikalar Diyarı dediğimiz alanın karşısında 65 daire, ayrıca ticari birimlerden oluşan bir projemiz. O projemiz de başladı. Şu anda inşaat devam ediyor. Bir de Sivas Caddesi'nde merkezi bir lokasyonda 4 artı 1 ve 5 artı 1 dairelerden ve ultra lüks dairelerden oluşan Ege Konağı projemiz var. O projemizde de inşaatımız devam ediyor. Ayrıca Erenköy Mahallesi bölgesinde de yeni çalışmalarına devam ettiğimiz bir proje var. Yakın zamanda onun da lansmanını gerçekleştireceğiz inşallah.